Selam millet, The Last Door'un yepyeni bir bölümüyle de karşınızdayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir önceki bölümde peder Ernest bir şekilde, abi adamın gözleri görmüyor ama bizi de buraya yaklaştırmıyor. Bakın biraz yaklaştığım zaman bir şekilde duyuyor ve beni buradan kovuyor. Bir dakika ya, bu adamı nasıl alt edebiliriz? Hadi biraz kullanalım. Abi yok, adam seni duyuyor. Herhalde hikaye bunun. Bir arkadaşınız şey demiş, abi sınıfındaki halının altına baksana, orada bir şey olabilir demiş. Oraya bir bakacağım, çünkü şöyle bir şey, rüyamda şey demişti karakter, şey demişti, çok iyi hatırlıyorum, burayı daha önce hatırlıyorum gibi bir şey demişti. Büyük ihtimal orası çıkış gibi bir şey. Önce oraya gideceğim, sonra da Ripe Ernest'in yanına gidebilirim. Bu arada Ripe Ernest'in yanına girdikten sonra değişen bir şey var mı diye şöyle bir etrafa bakıyorum. Bu kadın hala seri bir şekilde, aynen seri bir şekilde duasını ediyor. Burası yatakhanenin olduğu kısım. Burada hatırlayın, çok yatağımıza tekrar yatabiliyor muyduk? Büyük ihtimal yatamıyorduk ama bir kere daha bakacağım. Yatamıyorduk herhalde, öyle hatırlıyorum. Aynen, yatırmıyor. Burada bir rüya görmüştük hatırlayın, bir tavşan hikayesi ve sonrasında cidden oyun ilk defa dip dipe girmiş gibi. Çok değişik, burada bir şey yok. Gerçekten merak. Bu arada fark ettiniz mi? Müzik diyor ki, müzik bir şeyler olacak havasında. Bu kadar yoğun, bu kadar tempolu değildi bu müzik. Şimdi sınıfın büyük ihtimal şu koridorun sonundaydı. Öyle hatırlıyorum, aynen. Bakalım gerçekten o halın altında ne var be bizi ve bizi ne bekliyor. Bu morfini nerede kullanacağımı bilmiyorum. Burada Meryem's Cry. Tamam, giriyorum. Hadi bakalım. Gerçekten orada ne var? Pekala. Evet, halı bu arada kaldırılabiliyor. Korkunç rüyamda tam da buraya gelmiştim. Burayı ben şimdi hatırladım. Hatırlayın, burada tavşanlar vardı ve biz yer altına giriyorduk. Pekala, burada ne var? Bu kabusta gördüğüm kapının aynısı. Pekala, giriyoruz. Önce tahtaya bakayım. Ölümde umut vardır. Bu sözü hatırlıyorsunuz. Ölümde hayat vardır. Hiçliği anlamak için ölümün gerçek doğası anlaşılmalıdır. Yazı yıllardır buradaymış gibi görünüyor. Tebeşirin bazı yerlerde solmuş. Pekala, burada iğrenç bir koku geliyor. Aşağıda bir şeyler var. Gir! Gördünüz mü? Gördünüz mü? Oradaydı. Tam önümdeydi. O şey çığlık atıyordu. Bir dakika, burası nasıl bir yer? Genç bir kadının çürümüş cesedi. Sanki bir hayvanın saldırısına uğramış gibi görünüyor. Bu ne? Cesetleri getirmek için kullanılan sedyeler. Tüm bunların arkasında kim var? Bu arada müzik çok korkutucu. Histerik bir şekilde titriyor. Vücudu acıyla harap olmuş. Acısını dindirmenin tek bir yolu var. Morfin? Aa, cidden mi? Bir dakika, bit. Bu ölme efekti mi? Lan morfini sende kullandım ama gerekli miydi ya? Abi cidden mor... Huzur içinde yat. Pekala, bu bizi iyi sona götürür. Huzur içinde yatıyor gibi durmuyor ama neyse. Pekala, bir şey söyleyeceğim. Kanlar içinde insanların ölüleri var. Bir dakika, bunlar buraya neden? Aklıma şu an ne geldi biliyor musun? Bir arkadaşınız ki kendisini çok severim, şey demişti. Geçen bölüm sinematik bir şey vardı ve bu sinematikteki gösterilen şey kimdi? Galiba bahsedilen Baldwin denilen adammış. Çünkü şapkası ve ben de sonradan izledim videoyu, orada tabut var. Şimdi adam, o zaman şöyle oluyor. Acaba burada mezarlar mı var ve ölüler buraya mı düşüyor? Bilmiyorum. Mezarların düzensizce kazılması, ilerlemeye korkuyorum. Burada konuşmak istiyorum. Şuraya bakacağım. Şurada az önce karakter bir şey gördü. En az bir haftadır öyle olmalı. Hala suratında bir dehşet ifade. Size ne oluyor gerçekten? Tamam, karakter buraya doğru gidemiyor. Ya burada az önce... Neyse, şu tarafa doğru gidelim. Bu arada siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz iğrenç bir sinek sesi var. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Burası duvarda kurumuş kan lekeleri var. Hadi ama buna alıştım. Pekala, aralık bir kapı var, gireceğim. Önce bir şey almam gerekiyor. Burada bir müzik çalacağım. Belki hayata geri döner. Gerçekten bu ortam için biraz uygun değil ha. Tamam, bu kapıdan gene geçmişe gittik. Burası bizim gizli örgütümüz galiba, toplanma yerimiz. Bakın bu hikaye çok önemli. Her zamanki gibi tam zamanında geldin David. Geriye tek bir şey kaldı, o da misafirimizi tanıtmak. İçeri girebilirsiniz profesör. Ernest! Endişelenme dostum, bu akşam bize katılması için onu ben davet ettim. Profesör merakımızı içten bir şekilde paylaşıyor. Ayrıca grubumuzu tamamlamak için en meşhur ilahiyatçılardan birinden daha iyisi olabilir mi? Tamam, yıllar önce kurduğumuz gruba peder, rahip, artık ne diyorsanız, yani Profesör Ernest'i çağırmışız. Ve sonra ne oldu?
Dahası bizim dünyamızda görünmeyen dünyayı birbirinden ayıran perdenin ötesinde neler olduğunu keşfetmek isteyen herkesi kabul etmeliyiz. Uzun zamandır beklediğimiz an geldi. Lütfen hepiniz oturun ve işleme başlayalım. Yakında kapı açılmış olacak ve ardından nelerin yattığı... Şimdi teknik olarak biz bir bilimsel grup gibi bir şeydik ama Rahip Ernest tamamen kara cahil bir adam. Yani kendisi saplantılı bir yobaz. Bilmiyorum, şu an bir terslik var. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Serumu enjekte ederken hafif bir acı duyacaksınız. Burada neler oluyor? Neden? Bu gözü hatırlıyorum. Rüyalarımdaki göz. What the fuck? Odanın içinde mezarlar mı var? Ölmüş insanlar. Rahip Ernest geldi. Bu kadar zaman sonra bile sesini unutmadım. Sen dördüncü şahitsin. Hatırlıyorum neler olduğunu, gördüğümüz şeyin ne olduğunu hatırlıyorum. Kuşun gözü, malum inse, kötülük içindedir gibi bir kelime, Latince. Bize ne oldu? Şahit olduğumuz şey neydi? Bana söylemek zorundasınız. Aklımın kavrayamadığı şeyi anlamama yardım etmelisiniz. Rahip! Bizi mahveden şey merakımızdı. Açılmaması gereken bir şeyi açtık. İşte bu hikayeleri çok seviyorum. Bunu yaparak dünyamızı onunkinden ayıran perdeyi yırttık. Biz cevap ararken kuşun gözü de bizi gördü. Bizi hatırlıyor, bizi arıyor. Karanlık yuvasından, iğrenç ininden bizi çağırıyor. Bunca yıldır ona dönmeye çalışıyorum. Ancak artık gücüm kalmadı. Gözlerini o yüzden mi kör ettin? Ya da o mu kör etti? Oğlum bir dakika, tüylerim neden hepiniz diken diken oldunuz? Bu zavallı, sefil yaratıklar çok kırılgan. Geri dönmelerini sağlayacak görüden yoksunlar. Tek bir tanesi bile başaramadı. Sadece biz, dört şahit bunu başarabiliriz. Diğer ikisi kim? Neredeler? Evet, çok güzel bir soru. Onlar da gözden kayboldu. Tıpkı senin gibi hiçbirinizden haber alamadım. Fakat merakım beni ele geçirmişti. İnancımı bitirdi ve akıl sağlığımı bozdu. Ah tanrım, günahlarım için beni affet. Hiçbir şey kalmadı. Yapılacak tek şey teslim olmak. Ona teslim olmak. Biz günah işledik ve bağışlanmamızın tek yolu yanmaktır. Ateşlerde yanmak. Hocam bence bir yol olmalı. Aa, hayır, kendini yakıyor bu arada. Malum. Inside miydi neydi? Inside. In. Siye miydi? Siye. Inse. Hocam kül oldunuz. Hadi ama. Aa! Baldwin değil mi bu? Aa! Ne? What the fuck? Hocam ben yakmadım ki Rahip Ernest'ı. Acaba benim yaktığımı mı düşünüyor? Ya da şu an bir yere doğru sürüklendiğimi hissettiriyor oyun bana. Tüyler diken diken. What the fuck? Biri kapıyı çalıyor. Ya da bir şey çivi çakıyor. Şu an bir tabutun içinde olmayayım. Bak bende klostrofobi var. Lütfen şu an bir tabutun içinde olmayayım. The Last Door. Bunu bak. Bana bunu yapma. Üzerimde bak. Mezar ve tabut istemiyorum. Lütfen. Ne oluyor abi? What the? Ah. Hayır. Hayır. Tamam. Tamam. Bu ne demek oluyor şu an? Macera devam ediyor. Üçüncü bölüm. Bir dakika, bitiremem. Diğer bölüm okuyacağım. Kickstar'dan gene şey yapmışlar. Pekala. The Last Door'da bir önceki bölümde. Hadi ama daha yeni bitirdik. Pekala. Hadi hatırlayalım. Yo geçmeyeceğim. Hatırlayalım. Ne yaptık? Eski yatılı okulumuza geldik. Yeni rahibeler tarafından yönetilen bakım evine geldik. Neydi? Aberdeen eteklerinde yazdı. Araştırmaları sırasında eski öğretmeni Rahip Ernest ile karşılaşır. Sonunda gerçeği öğrenir. Rahip Ernest deney sırasında gördüğü kuşun gözüne tapmaktadır. Deneyin sonuçları tekrar ortaya çıkarabilmek için birçok kişi öldürmüştür. Deney sırasında onunla beraber gözü görmüş olanları dört şahit adını takmıştır. Yaptıkları ortaya çıkınca Ernest kendini yakarak öldürür. Sonunda Ernest'in hizmetkarı David'i bayıltarak... Hayır! Pekala. Abi hayır, ben bu bölüme devam edemem bu arada. Of. Abi yapma bunu. Dur, kırabiliyoruz galiba. Her şey soğuk. Vuruyorum şu an tabuta. Lütfen.
Abi çok çok fazla efekt var. Kırdım. Yemin ediyorum nefesim kesildi ya. Bir saniye. Sen mükemmel bir oyuncusun. Evet, sen mükemmel bir oyuncusun ama nefesim kesildi. Neden? Abi lütfen. Bu arada vasiyetimdir, lütfen beni yakın abi. Gerçekten yakın beni ya. Ben gömülmek istemiyorum. Ben gömülmek istemiyorum abi. Ya da bir deniz kıyısında, bilmiyorum, Chloe gibi. Deniz feneri kenarında falan beni gömmeyin abi ya. Geç. Pekala, biraz oynayalım sonra bırakacağım. Üf, bir rüzgar efekti bu kadar iyi olabilirdi. What the fuck? Aa, bu arada hareket ettirebiliyormuşum. Gene rüyamda mıyım? Bilmiyorum. The Last Door. Daha ne kadar mükemmel olabilirsin? Bunun bir sınırı olmalı. Pekala, bu... Gene geçmişe mi gitti? Jeremy. Jeremy'a. Kendimi Game of Thrones'dayız. Konuşmamız gerek. Annenin vefatından sonra eğitimimle ilgili birkaç düzenleme yapmak zorunda kaldım. Mevkim ve sorumluluklarım sebebiyle küçük bir çocuğa bakacak vaktim yok. Bir dakika. Babamız bizi... Jeremy, benim adım... David... Bir dakika, J nokta David miydi? İlk adımı öğrendim bu arada. Sabah ilk iş İskoçya'ya doğru yola çıkacaksın. Seni Aberdeen'deki Sit Gale yatıl. Tamam. Burası benim galiba çocukluğum. Kayıt ettirdim. Okumaya zamanım olmayacağından boşuna mektup yazmakla uğraşma. Baba, bir şey söyleyeceğim. Cidden bu kadar gaddar mısın? Adımı yazdığı şeye bak. Okumaya zamanım olmayacağından boşuna mektup yazmakla uğraşma. Bayağı iyi babasın bu arada ha. Hobi olarak yapıyor herhalde. Şu an babamla olan o lanet anımı hatırladım. Adam bana şey demişti, hiç unutmam arkadaşlar. Sakın bana mektup yazma, okuyacak vaktim olmaz dedi. Burası, hatırlayın. Hatırlayın, burayı hatırlıyorum. Oo, bir dakika. Kapıların yeri değişmiş. Sadece şuraya bir masa gelmiş. Şimdi hatırladım. Kapıların yeri değişmemiş bu arada. Hala bir mektup gelmedi David. Lütfen üstelemeyi bırak. Ben herhalde şey diyorum, rahibe. Baba mektup yazdı mı lütfen? Yazık bana ya. Kendime üzüldüm şu an. Ya aga be. Bunları hatırladım arkadaşlar. Okuldaki ilk günlerim. Herkes bana çok zorbalık yapıyordu. Ve babam mektup yazmıyordu. Çünkü ben yazsam da okumuyordu. Çünkü zamanı yoktu. Babam çok çalışıyordu. Burası lise arkadaşlarım. Tanıştığımıza memnun oldum. Yeni sınıf arkadaşlarım. O da kim? Bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle tanışılmaz bu arada ya. Çok yalan yani. O mu? O sadece David. Onu aldırma. İlk adım Jeremy. Tamam mı? Bana... Neyse. Biraz tuhaf birisidir. Tuhaf değilim. Babamın çok işi var. Mektuplarımı okuyamıyor. Bu beni üzüyor. İlginç. Şimdi benimle konuşmaya başlayacak. Galiba grubu kurdum. Bir şey söyleyeyim mi? Ya yemin ediyorum diyecektim ki senin adın Anthony mi diyecektim. Merhaba, ben Anthony. Anthony Bigword. Bir şey söyleyeceğim Anthony. Yaklaşık 20 sene sonra kendini asacaksın. Ve aptal bir vaşak yüzünden. Şimdi anladım. Kafasını yeme sebebi bu. Hatırlayın, kendisi vaşak olarak görüyordu. Dört şahit. Ben, Anthony, ikisi ve... Abi! Bu okuldaki ilk yılım. Daha yeni geldim. Umarım arkadaş olabiliriz. Oluruz Anthony. Niye olamayalım? Kasma bu kadar. Tamam, galiba çok fena bir geçmişe gidiyorum şu an. Bu arada az önce beni... Yanlış görmediysem rahip Ernest'ın. Tamam. Arkadaşlar, bu bölümü burada bitireceğim. Çünkü bu bölüm bir dakika, bir şuna bakacağım. Yalnız bu arada neler oluyor? Şuna bir bakacağım. The Four. No 4. Lan böyle bir parfüm vardı galiba ve efsane bir parfümdü, öyle hatırlıyorum. Fransızdı galiba. Bunun cebimde ne işi var? 4 şahit, 4 tanık, tamam. Witness tanık demek miymiş? Şahit demek değil mi? Neyse. Adlı gösterimin bileti. Gösterinin bileti, 4 tanık. Bir dakika, olayımız bir film mi oldu? Şuna bakacağım. Bu arada tabuttan çıktım. Başım zonkluyor. Bu arada çok yavaş gitti oraya, bak nasıl fark ettim. Kendimi çok halsiz ve susamış hissediyorum. Yakında su içemezsem bayılacağım. Neredeyim ben? Arkadaşlar, bu bölümü burada bitiriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın, bu oyunun bana hissettirdiklerini lütfen. Hayır. Bu konuda bahsetmeyeceğim. Bir sonraki bölüm kısa keseceğim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.